toplam 22 tane tematik başlık var. Bu başlıkların altında da 3'er 4'er tane ek sorular var. Ve seviyeler var yanında. Bronze, silver, gold ve platinum diye. Siz her soruya cevap verdiğinizde eğer sorunuzun cevabı olumsuzsa o zaman bir önceki seviyeye geri dönüyorsunuz. Eğer cevabınız olumluysa bir üst seviyeye taşınıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman herkes olumlu ya, olumsuz yerine olumlu cevap verir. Ve böylelikle bir üst kademeye taşınır ve günün sonunda da en yüksek rütbeye, en yüksek ranka alır ve ne yapar? Hem sertifikası yüksek çıkar hem de yüksek bir enerji verimliliğine sahipmiş gibi görünür. Hayır öyle değil. Software son derece akıllı, oradaki program. Size çeşitli challenger soruları soruyor ve sizin doğruyu söylemenizi sağlıyor. Zaten silver seviyeden sonra her şeyin yazılı kanıtını isteme hakkına sahipsiniz. Şimdi tekrar özüne geri dönersek, ben detayına girdim yine. Özüne geri dönersek, bu da şu fikrin ortaya çıkmış hali. Eğer yönetim, çünkü burada mühim olan yönetimle beraber bu toplantıya katılmak. Bu yönetim, yönetimden bilgileri almak. Siz bu toplantıyı bitirdiğinizde elinizde sizin yönetimin enerjiye nasıl baktığıyla ilgili bir fikir var. Ve bu fikri üçüncü bir şahısa ait, yani subjektif yaklaşmayacak, objektif yaklaşacak bir server'a gönderiyorsunuz. Akredite olmuş bir kuruma, Amerika'da bu server. Bu server'a gönderiyorsunuz sonuçları ve benchmark ediliyor, yani kıyaslanıyor. Bu kıyaslama sonucunda sizin sektörünüzde nerede olduğunuzu söylüyor. Hangi başlıklarda? 22 tane başlık altında. İnsan yönetimi, finansman, lojistik, aklınıza ne geliyorsa. Başka bir pozitif bir şey söyleyeyim. Böyle bir akreditasyona sahip, böyle bir EAC'den gold ya da platinum almış bir şirket çok rahatlıkla ISO'nun en yeni çıkmış standartlarına sahip olabilir, çıkar çıkmaz. Çünkü burada ondan fazlası var, eksiği yok. Şimdi etütlerden girdik, birdenbire ben enerji sağlık taramasından anlatmaya başladım. Sebebi de şu, aslında sunumun en başında söylemiştim. Yöneticileri bu işin içine dahil etmenin bir yolu bu. Çünkü aynı zamanda bu seans sonrasında program size bir de yüzdelik olarak tasarruf imkanını söylüyor. Sizin şu kadar yüzdelik olarak tasarruf etme şansınız var diyor. Eğer siz ne kadar enerjiye para harcadığınızı, o yılki bütçenizin ne olduğunu biliyorsanız, o zaman ne yapabilirsiniz? Aşağı yukarı o sene için ne kadar tasarruf imkanınızın olduğunu bilebilirsiniz. Ve sonra benim biraz önce bahsettiğim enerji etüdünü yaptırarak da bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Bu şu anda gösterdiğim, biraz önceki şu ve bu slaytımda gösterdiğim her ikisi de gerçek bir EAC'den alınmıştır. Enerji sağlık taramasından alınmıştır. Süt ve onun prosesine dair bir fabrikanın etüdünden alınmıştır. Mesela burada fabrikamız bir yıldız, bir üç yıldızlı çıkmış. Evet. Ve aslında oradaki en iyi uygulama da gördüğünüz üzere epey bir arada fark var. En yakın uygulamadan bayağı iyi gözüküyor mevcut durumda. Bu da o biraz önce bahsettiğim 22 tane başlığın her birisi. Bakın görüyorsunuz burada kurumsal odaklılık var, denetim gelişimi var. Her türlü başlık bu raporun sonunda size veriliyor. Ve sizin bu konudaki farkındalığınız ortaya çıkıyor. Burada da yine yeşille gösterilenler sağdaki uygulama. Yani o tesiste yapılan uygulama. Endüstrinin best practice'i, yani o endüstri için geçerli olan en iyi uygulamada lacivertle gösterilenler. Sizin önünüze bu raporların tamamı geliyor. Düşünebiliyor musunuz ki sizin sektörünüzde sizin gibi süt üreten Amerika'daki bir firmayla, Almanya'daki bir firmayla kendinizi kıyaslama imkanı sağlıyorsunuz. Normalde hiçbir firmaya bu bilgileri vermez. Zaten bu raporda da isim hiçbir zaman yazmıyor. Sadece sizin nerede? Bu enerji sağlık taramaları ile ilgili gerçek bir figür var şu anda. Burada gördüğünüz değerler gerçek değerler. Yani mesela demiş ki rapor, eğer sizin toplam enerji maliyetiniz, ki bunu bu toplantıdan önce soruluyor bu. Sadece zaten rakamsal sorulan tek soru bu en başta o da. Mümkün olan enerji tasarruf miktarını şu anda şurada görüyorsunuz. Bu
2 saatlik, 3 saatlik toplantı sonunda sizin aşağı yukarı ne kadar bir enerji tasarrufuna sahip olabileceğinizi gösteriyor. Aynı zamanda tabii ki orada birinci ve ikinci enerji, daha doğrusu hangi enerji kaynaklarını kullandığınıza göre de size bir karbondioksitle de ilgili aşağı yukarı bir veri sağlıyor. Biraz önce yani en baştaki şu slaytımıza geri dönersek, şu anda biz farkındalık aşamasındayız. Eğer bunu yapıp yöneticilerimizi ikna edebilirsek, ki bana göre şu anda en büyük problem yöneticilerin böyle bir şeye yanaşmaması. Teknik ekip bakıyorsunuz gerçekten o konuyla ilgili çok iştahlı ama yukarıya kadar sesini duyuramadığı için bu taramayı yaptıramıyor ve büyük tasarruflar ne yazık ki yapılamadan ziyan oluyor. Biraz önce bahsettiğim analiz aşaması, işte bizim raporlarımızı hazırladığımız aşama bu. Burada etüdümüzü yapıyoruz ve arkasından raporumuzu hazırlıyoruz. Burada başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Biz fikren şöyle düşünüyoruz Siemens olarak, Siemens Endüstri Grubu olarak. Birçok şu anda EVD firması var, EİE var, birçok teşvikler var bununla ilgili. Ama bir türlü hiç kimse elini taşın altına koymak istemiyor. Yani ben ne demek istiyorum bunu söylerken? Hiç kimse sahaya gidip etüt yapıp sonucunda bir tasarrufu ortaya koyup buraya kadarki kısmını yine nispeten yapanlar mevcut. Fakat bundan sonra şimdi söyleyeceklerimi hiç ben yapan görmedim. Biz bunu teşvik etmek istiyoruz. Çünkü sürekli sahadayız. Ben mesela saha ekibinden birisiyim. Bugün böyle giyindiğime bakmayın, normal kıyafetim. Gayet tulum ve çelik bulunan ayakkabı yani. Bundan sonrası ne? Bu arada çok enteresan bir şeyim var burada. Bu biraz önceki süt fabrikasından çıkmış değerler. Hani hava için mesela bakın saving potansiyeli dediği ve yapılması gereken yatırım. Bakın 1.1 yılda geri ödemiş kendisini. Ödüyor. Böyle bir tasarruf yapma imkanı sağlıyor. Compressed air diye basınç daha var. Soğutma ve havak sistemleriyle de ilgili 1.9 sene. Bakın geri ödeme süresi. Bizim zaten şimdiye kadar benim kendi tecrübeme dayanarak söyleyeceğim 2 senenin üzerinde bizim projemiz çıkmıyor hiç. Çünkü gerçekten çok büyük açıklar var. Keza yine burada yalıtımla ilgili reverse osmosis dediği ters osmosis bizim su arıtması ile ilgili blöflerden ve gerek kimyasallardan tasarruf edilerek yapılmış. Bu bile 1.7 ki bilenler bilir reverse osmosis sistemi son derece pahalı bir sistem. Boiler ve steam dediği burada aslında çok öncesinden engellenebilir. Biraz önce söylemiştim. Büyük ihtimalle buradaki tasarruf imkanı ekonomizerden kaynaklanıyor. Ta kazan alınırken yapılabilir ya da kazan alındıktan sonra terzi işi üzerine dikilebilir. Şimdi ben tekrar konuyu biraz dağınık anlatıyorum. Çünkü konular slaytlar geldikçe ben de onların peşinden koşuyorum. Bizim fikren görmek istediğimiz şeylerden bir tanesi de şu. Analizi yaptıktan sonra bu projenin gerçekleşmesini sağlamak. Analizi yaptınız, yani analizden kastım, bu İngilizceden çevrildiği için analiz diyor ama etüdü yaptıktan sonra raporu sundunuz, burada bir tasarruf olduğunu söylediniz, sonra fizibilitesini çalıştınız, yani ne demek istiyorum, ne kadar sürede kendisini öder, bunu da çalıştınız ve finansmanı. Bunu çoğu firmanın takıldığı konu bu oluyor. Çoğu firma etüdü yaptırıyor, arkasından geri ödeme sürelerini de öğreniyor ama ondan sonra finansmanla ilgili sıkıntı çektiğini söylüyor. İşte biz mesela Siemens'te kendi adımıza yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi de finansman sağlamak. Ondan sonra bu da yetmiyor. Siz yaptığınız bir yo-yo etkisi denen bir şey var. Yine bu benim TÜV'de gördüğüm bir şey. Yani bir ara bu konunun üzerine eğildiğiniz zaman pik yapıyor konu. Yönetim kurulunun önüne geliyor. Herkes çalışıyor. Sonra yönetim kurulu değişiyor ya da o konu birazcık önemini yitiriyor ya da o konuyla ilgili yatırım yapılıyor. Tekrar aşağıya düşmeye başlıyor. Yukarı çıkıyor, aşağıya iniyor. Stabil olarak yukarıya gitmesi gereken bir yer aslında bu. Biz işte bu noktada diyoruz ki eğer bunu sürdürülebilir yapmayı firma kendisi yapamıyorsa o zaman EVD firmaları devreye girsin. Biz işletelim desinler. Biz işletelim. Ve buna karşılık da tabii ki bunun bir bedeli var. Bunu alsınlar. Ama her zaman o kar o bedelden çok daha yüksek olacaktır. Bir de son olarak da bir şey daha söylemek istiyorum.
Birçok yerde ben bazı projeler görüyorum. En çok beni üzen şeylerden bir tanesi ve bana göre bazen sanayinin şevkini kıran şeylerden bir tanesi de bu oluyor. Bir etüt yapılıyor. Etüdün sonunda ortaya bir proje konuyor. Projede bir tasarruf imkanının olduğu söyleniyor ve oranlar veriliyor. Ama bunu kontrol eden bir mekanizma yok. Atarak söylüyorum, %32 tasarruf imkanı vardır deniyor. Kimse bilmiyor bu doğru mu, yanlış mı? Hani bir hesap var ortada. Mesela biz diyoruz ki o zaman performans anlaşması yapalım. Ne demek bu? Biz yapalım projeyi. Size anahtar teslim verelim. Eğer %32'yi tutturamazsak parasını ödemeyin. Mesela. Buna benzer çeşitli. Bence bunun özünü ben söyleyeyim. Ne demek istiyorum? Bence mutlaka performans kontratları yapılmalı. Enerji etütlerinin sonunda ve iş sağlama bağlanmalı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bilmiyorum geç mi kaldım birazcık ama teşekkür ederim. Sayın Baykale'ye bize aktardığı değerli bilgileriniz için. Şimdi siz değerli katılımcılarımızdan görüş, öneri ve sorular varsa bunları almak istiyorum. Kaç... Şimdi enerji kimlik belgeleri üzerinde bir soru soracaktım. Enerji kimlik belgelerimiz önemli bir enerji kimliğimiz. Anlamadığımız bir durum oldu. Tamam, bilgisayar ortamındaki projelerde bir sıkışma oldu. Fakat sonradan biz iskanda vermeyi düşünerek hem bakanlığı rahatlattık hem belediyeleri rahatlattık diye düşündük. Enteresan bir şey. Böyle bir kanunsuzluk nasıl bakanlık eliyle yapılır? Ben Siyaltın projesini çiziyorum. Zaten müteahhitler uygulamıyor. Ama bakanlık bu sırada kendini ve belediyeleri seçim öncesi rahatlatmak için siz bunu iskana koyuyorsunuz. Bir binanın bütün yalıtım işlemleri bittikten sonra yeniden A, B ve C sınıfını nasıl istersiniz? Kanunu çıkartmadan batırmak şahsım adına söylüyorum. Ancak budur. Neyi rahatlattınız? İki. Belediyelerden bu yetkiyi aldınız. Tamam. Ama bir şikayetiniz vardı. Belediyeler bunları detaylı kontrol etmiyor. Siz nasıl kontrol edeceksiniz? Üç. Her iş bitmiş bir binanın 2017'ye kadar uzattınız. 2017 yılında mevcut binalarda nasıl bir çalışmayla sistem kuracaksınız? Dört, hani ben her kişi başına bir soru soruyorum. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani ben yıllarca enerji üzerinde uğraşıyorum. Bir sistemi bu kadar dinledim sizi ama bu kadar sıkıcı, bu kadar paradoks. Bugün burada dinlediklerimi ilk yapacağım iş tamamını unutmak. Teşekkür edeceğim nokta. Herkesin söylediğini yarın, iyi ki pazar, düzenleyerek yeniden düşünmek. Ama bakanlığın yaptığı bu işten, uygulamada, inşaatlarda, niye 2017? Bir kişi bunu söylesin. Yani burada bizim bilmediğimiz mühendisler olarak bir siyasi niyet mi var? Bir satış mı var? Bir başka bir şey mi var? Niye 2017? 70 milyar doların 50 milyar dolarını yurt dışından üretiyor, alıyoruz. 20 milyar doları yabancı ortaklıklar, 1 milyar dolar için 50 türlü henyameyi yapıyoruz. Gaziantep için söyleyeyim. Dev bir, yani bu kadar organize sanayimiz var, övünüyoruz ama al sanayi olmayan bir ülkenin, üretimi olmayan bir ülkenin enerjideki tasarrufuna dikkat etmemesi gibi bir konu olabilir mi? Şehir içerisinde 5 yılda ortasından falan bahsediyorsunuz. Rica ediyorum. Hani burada hiçbir belediye elemanı falan yok. Hiç kimse yok. Ben kime neyi söylediğimi de bilmiyorum. Nerede hiç şekil alacak? Sayın Bakan'ın yerinden bakan mı olacak? Kime dertleniyorum? Sizlere yüzde falan oturuyor, olmuyor. Ya ben iş içerisinde 30 yıllık mühendisim. Yani nasıl anlatacağım? Niye 2017? İskele aldım, bina bitti. Ne yaptınız? Yasayı çıkartıp çıkartmak bitirdiniz. Bu kararı nasıl alabildiniz? Peki makine mühendisleri odası, yönetim kurulları, sizler bu konuda bir girişimde bulundunuz. Peki,
250 tepe kamu binaları için nereden koydunuz? Neden 250? Bu soru şuna benziyor. Neden 2000 metrekareyi, 1000 metrekareyi, 2000 metrekareye neden çıkarttık? Kombileri sattırmak için bir icazet mi verdik? Neden 250 tepi çıkarttık? 3. Madem benim 50 milyar dolar yıllık yurt dışına bir ödemem var, neden bütün kamu binalarının tamamına TEP hesabı yapmadan mecbur tutmuyorum? Bir bina, mesela mevcut binaları söylüyorsunuz, 1000 metrekareyi kaldırdık diyorsunuz. Kamu binalarında okullarımızın hangi müteahhitleriyle nasıl yapıldığı belli. Bunu niye dayanarak söylüyorum Alek? Derdeyim, bir de bir konu var. Termal kamerayı aldım, Gaziantep'te gezdim. Yani ezbere konuşmuyorum. Bırakın okulları, 5 yıldızlı Gaziantep'teki otellerimiz termal kamerayla bakınca rezalet. Ne olur geç kalmayın. Yani siyaset birinin işi olsun. Ama bu mesela elimden gelse ben şu siyasi partiler falan diyorsunuz ya, buralarda il yönetimine bir tane enerji adamı sokarım. Belediyelerde enerji bölümlerini mecbur tutarım. Okulların öğretmenin bir tanesine enerji konusunda eğitim al. Çok teşekkür ediyorum. Aslında demin sorulan sorunun da ya da konuşmada da geçen, ben bu kurulun üyesiyim. Enerji Verimli Koordinasyon Kurulu, TUMOK temsilcisi olarak oradayım. Bütün bu demin şu konuşulan konular, hani 250 TEP mi işte, 1000 TEP falan, orada geçiyor. Ama biz bunu çalışarak, Akemen Sonrası ve Eğitimler Sonrası komisyonlarla çalışıyorum. Ben oradan onları sunmaya çalışıyorum. Ama bizim tabii çok fazla şeyimiz olmadığı için öneriler alınıyor ama sonuçta bilinen yapılıyor. Ve aslında ta başta olay, EVK'nın kuruluşu, 25'e yakın üyesi var. Çoğu bakanlık temsilcisi. Yani şeyde de anlatmıştım ben. Bu bakanlık temsilcileri örneğin gelip 2 saat orada hemen gitmek istiyor. Yani böyle ciddi bir kurul, böyle ciddi bir yasa, yani en son zaten EY'ye bir şey gönderdi. Kurul işini, kuruluşlara, bize dahil olmak üzere. Katılım için. Yani 2007'den bu yana işte 18 toplantı yapılmış. Hangi kurum kaç toplantıya katılmış şeyi göstermeye çalışıyor ve aynı kişinin devamlı gelmediğinden şikayet ediyor. Yani biraz orada başlayan bir şey var. Artı örneğin Maliye Bakanlığı'nın sürekli denmesi var. Hani teşvikler için şikayet edin, Maliye Bakanlığı soruluyor, yok diyor, bitti. Dolayısıyla yani biz bir iş başlatmışız, bir yasa çıkarmışız, çok güzel bir taşın altına elimizi koyduk ama bu işin gerekli organizasyonları, organlarını çok ciddi bakılmadığı için bu süreç böyle devam ediyor. Biz o 250 TEP değil, daha aşağı düşürdük. 1000 metrekare değil, 500 metrekare dedik. Ama ilk toplantı tarafında bu sene Sayın Mecid Bakan dedi ki, peki niye dedi 2000 metrekare çıkardınız bunu? Sordu kurula. Kurul bir şey demedi, yani dedi gol mü yedi şeyden, kombicilerden? Yani bu deyim böyle bir deyim aslında. Kurulda konuşulduğu için daha rahat konuşabiliyor. Şimdi dolayısıyla biz de aslında yani yaparken çok ne yapacağımızı bilmeden bir güzel bir yasa eksik olmasına rağmen ama bunun uzamada çok büyük sorunlarımız var. Çok büyük. Yani dedim ki bu işin hem teşviki açısından, teşvik olmadan bu iş olmaz zaten. İkincisi bu, mesela spy uçakları çıkardık. Yani aslında güzel bir şey deniyor. Ama ben de sonra da örnek vereceğim. Benim oturduğum İstanbul'daki bir sitede, 365 liraya bir site ama orada şeye neden, kavgaya neden oldu. Güney ve Kuzey kavgasına. Eskiden eşit ediyorlardı. 250-300 lira civarında. Ama şimdi mesela ben güneydeyim, ben 200 liraya düştüm. Kuzeydekiler 400 liraya çıktı. Ve resmen genel toplularda falan böyle bir kavga oluyor. Ha sen bunun altyapısını yapmadan, hani o işte maşinin öyle bir şey olmadı şimdi. Ta isken aşamasında yani bina bitecek. Sen bunu C'ye nasıl getireceğim ben de çıkarsa? Nasıl yapacağım? Yani burada dediğim gibi bu işlere hani ciddi bir yaklaşım olmuyor. Bunu olabildiğince hem kurulda eleştirerek hem burada eleştirerek bu laflar da gidiyordur. Mutlaka bir noktaya varmak istiyoruz. Ben bunları belirtmek için teşekkür ediyorum. Şimdi ben de iki katkı ve bir soru soracağım. Katkının biri
Taner Hoca enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin istihdam yönünden, sanayinin gelişmesi yönünden ne kadar önemli olduğundan söz etti. Aslında sabah tabii çok saate karşı yarış bir konuşma olduğu için çözemedim. Benim de sunumda vardı bu. Biz oda olarak şunu öneriyoruz. Bütün yani gerek fosil yakıtlar için gerekse yenilenebilir kaynaklar için enerji ekipmanlarının yerli üretiminin ciddi bir kamusal politika olması gerektiğini savunuyoruz ve nasıl savunma sanayi ekipmanlarına bakan bir savunma sanayi müsteşarlığı varsa aynı şekilde enerji ekipmanları için de böyle bir organizasyon yapılabilir ve uzun vadeli planlarla bütün yani fotovoltaik panellerin olsun, toplamalı güneş sistemleri, yoğunlaştırılmış güneş sistemlerinin olsun, jeotermalden elektrik üretim sistemlerinin olsun, biyogazı yakacak kazanların, kömürü yakacak kazanların, türbinlerin, rüzgar türbinlerin hepsinin yer üretim imkanı var. Yani yapılabilir ama bu kamu buna öncelik edecek. Bunu yapanlar var kendi çabasıyla. Bir meslektaşımız Ankara'da 300 megawattlık bir türbin yaptı. Avrupa patentlerini aldı. Bulgaristan'a sattı. Şu anda 500 megawatt bir türbün yapma peşinde. Yakında mühendisi makinede bunu da yayınlamayı düşünüyoruz bu arkadaşımızın, meslektaşımızın çabasına. Bir katkı bu. İkinci nokta bu enerji verimliliğiyle ilgili konularda tabii buradaki en büyük aktörlerden bir tanesi belediyeler. Siz belediyeleri bu işi taraf almazsanız, işin içine koymazsanız, Ankara'da Bayındık Bakanlığı'na ne yazarsanız yapın, yazın ne yaparsanız yapın, yerel çok fazla yani taşraya gitmeyecek. Mutlaka enerji verimliliği çalışmalarına belediyelerin aktif olarak katkı koyması, sorumluluk alması ve görev verilmesi gerekiyor. Üçüncü noktada Taner Hoca'ya sorun var. Emre yenilenebilir kaynakların potansiyelinden bahsetti. Ben de onun potansiyelinden bahsediyorum ama fosil yakıtlarda Türkiye'nin ciddi bir kömür rezervi var. 11,5 milyar ton. Bu rezervi yakmayıp yerin altında bırakmak mı doğrudur? Yoksa çevreye verecek olan zararı asgari düzeye indirip akışkan yataklı kazanlar kullanarak, baca gaz arıtma tesisleri kullanarak, AB normlarında hatta onun üstünde elektrofiltre kullanarak, yani çevreye zararı asgari noktaya inerek yakma imkanı doğru bir politika olmaz mı? Ben Kyoto'ya hayır diyorum. Burada da söylüyorum. Türkiye Kyoto taraf olmamalıdır. Dünyayı biz kirletmedik. Kirleten de demedeyim ödemeyeceğiz. Öyle yani düşünüyorum. Biz kirletelim yani. Ne olmuş değil mi? Biz kirletmedik. Ayrıca. Değerli arkadaşlar, aslında bu enerji verimliliğiyle ilgili ben size birkaç Ankara'dan ipucu vermek istiyorum. Şimdi bu kanun çıkınca, daha doğrusu kanun taslağını elektrik işletmecisi hazırladı. Hazırladığında tabii güzel hazırladı. Fakat daha sonra bu değişik yerlere taslak olarak görüş alınmaya gitti. Orada kuşa çekildi. Bunu bilin. Çünkü herkes kendi çıkarına göre işi ele aldı. Yani bunu hakkaniyet ölçüsünde ele almadılar. Dolayısıyla meslek kuruluşlarından tutun, bakanlıklara kadar herkes topu ayağına aldı, bir döndü. Her defasında bu sefer de ana amaçtan uzaklaşılmaya başladı. O bakımdan elektrik işleri endüstrisi aynı zamandaki de hem de Cumhurbaşkanı çıkaran bir genel müdür. Yani bir sürü ciddi adam çalışmıştır orada ayrıca. Şu anda da kadrosu da her şeye rağmen gayet iyi bir genel müdürlüktür. Bence arkadaşlardan şöyle bir şey. Şu anda salonda gayet nitelikli, birikimli kişiler var. Böyle bir çalışmayı hem elektrik mühendisliği odasına hem makine mühendisliği odasına yakışır. Bu çalışma için burada bir karar alalım. Burada hangi hatalar varsa, hangi eksiklikler varsa bir ön çalışma yapacak şekilde çalışmayı sürdürelim. Ben de yardımcı olayım size. Ankara'dan da diğer arkadaşlardan da destek alalım. Bunu oluşturalım. Bu benim birinci önerim. İkinci orta şunu söyleyeyim. Maliye Bakanlığı'nın tipik bir yaklaşımı vardır arkadaşlar. Yani bunu siyasi olarak almayın. Bu bir her bakanlığın klasik özelliği vardır. Dışişleri Bakanlığı'nın kendi mahsus özelliği vardır. İçişleri Bakanlığı vardır. Ve Maliye Bakanlığı'nın da böyle bir yapısı var. Ne ondan direkt istemeyeceksiniz.
mutlaka ne vereceğinizi ortaya koyarak isteyeceksiniz. Aksi takdirde istemeye giderseniz Maliye Bakanlığı vermeye alışkın bir bakanlık değil. Yani bunun fizibilitesini çıkarıp bunun ülkeye ne kadar herhangi bir önerinin ülkeye ne kazandıracağını çok iyi analiz yaparak çok basit bir hale getirmeniz gerekecek. Yani ne kadar bir tasarruf sağlar, ne kadar istihdam sağlar, ne kadar diğer yatırımlardan ikame, bundan azaltma yapabilir. Bunları iyi bir analiz yaptıktan sonra birlikte giderek, yani en yukarıdan, bizde hep iş aşağıdan yukarıya çıkar. Normal böyle olması lazım. Maalesef yukarıdan aşağıya doğru çalışan bir sistem var. Buradaki avantajları sağlayarak ondan istemeniz lazım. Aksi takdirde olayı teşvik gibi görürlerse bunu mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışırlar veyahut da işi biraz daha uzun bir sürece yaymaya çalışırlar. Bu bakımdan bence buradaki gene ekip bir ön çalışma yapsın. Belki yani Antep'in yükü artar yani veya bu bölgenin yükü artar ama buna diğer İstanbul'dan, Ankara'dan, Adana'dan, işte diğer bölgelerden de destek alarak bir ortak yapı haline getirilebilir. Belediyeleri de buna dahil etmek lazım. Ama belediyelerin bu konuda elemanları yok. Bazı yerlerde elemanları, bazı yerlerde belki fazlası var. Ama bu işin gerçek getirisi hala anlaşılabilmiş değil. Bence enerji verimliliği Türkiye, bir de üstelik de üstüne konsensüs olan bir konumu. Yani herkesin, yani muhalifi, muafı, iktidarı çok rahatlıkla geçen bir konuydu. Fakat komisyonlarda çok fazla kırpılmaya sebep oldu. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu çalışma yapılırsa ben size uygun arkadaşlarla destek olabilecek bir yapıyı da önerebilirim. Elektrik İşleri Etüt Dairesi'nin genel müdürü, genel müdür muavinleri zaten bunlar hep sanayiyle dolaşıyorlar. Bir de orada onlar, siz burada mesela biraz önce Sayın Yeşil bahsetti. Yani kim yapıyor, nasıl yapıyor, niye 1000 metre, 1000 tep dediniz filan. Onların hepsinin bilimsel karşılıkları da var. Elektrik işte etkilerinde yoksa başka yerde zaten yoktur. Bazı zaman daha sonra değişiyor. İşte orada baskılar oluyor. Baskılar oluyor. Baskılar oluyor. Baskılar olduğu için de kırpılmaya sebep oluyor. Bence uzmanına teslim olmak lazım. İlave bilgilerle onu zenginleştirip çok basit bir hale gelip baskı unsuruyla Ankara'ya basılmak. Aksi takdirde bu sözleri çok işitiriz. Ülkemizde cari açıkla uğraşır durur. Hepinize teşekkür ederim. Salonda katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz katkıları ve soruları için. Panelistlerimize tekrar söz vermek istiyorum ben. Sayın Ali Ekber Çakar, buyurun. Değerli arkadaşlar, şimdi bu biraz daha önce arkadaşımızın sorduğu benzer sorular, değişik platformlarda, değişik ortamlarda, değişik şekillerde kanun koyucuya soruyoruz biz de. Sonuç olarak düzenlemeyi kanun koyucu yapmak zorundadır. Makine mühendisleri olası ve Türk mühendis memur odaları birliği olarak bizler enerji verimliliği kanunu tasarlanma süreci de dahil olmak üzere kanun çıktığı zaman da, kanun çıktıktan sonra da bütün olumsuzluklarına rağmen, bütün eksikliklerine rağmen bu enerji verimliliği kanunu ve buna bağlı ikinci mevzuat çalışmaları mutlaka tamamlanmalı diye destek veriyoruz. Ama bu destek verirken şu anlama gelmemeli. Örneğin makine mühendisleri odası olarak bizde bu çıkan kanun ve buna bağlı olarak düzenlenen ya da işte mevzuat olarak uygulamaya konulan ikinci mevzuat çalışmaları sağlıklıdır, doğrudur demiyoruz. Bununla ilgili olarak, oda olarak konuyla ilgili uzman kişilerimizin de meslektaşlarımızın da görüşlerini alarak raporlar halinde çıkan yönetmelik taslaklarına ilişkin, kanun taslağına ilişkinde bütün görüş ve düşüncelerimizi aktarıyoruz. Ama maalesef bizim ülkemizde bir uygulama var. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Ben yaptım oldu. Bu anlayışımızı, bu mantığımızı biz değiştirmediğimiz sürece ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın, hiçbir şey değiştiremiyorsunuz. Bu kanun, örneğin bu enerji kimlik belgesi bir sonuçtur. Yani siz enerji verimliliği kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan ikinci mevzuat kapsamında binalarınızı
tasarlarken, projelendirirken enerji verimliliğini düşünerek projelendireceksiniz. Tasarlayacaksınız ve yapacaksınız. Bunun sonucunda da burada bir kimlik çıkacak, bir nüfus kağıdı çıkacak. Erkek midir, kız mıdır, tanımlama yapıyorsak insana, burada da A, B, C diye bir sınıflandırma yapacağız. Şimdi bunu yapabilmeniz için sizin altyapınızın tamam olması gerekir. Yani doğru bir metodoloji seçeceksiniz. Bu metodolojiye uygun olarak bir yazılım ortaya koyacaksınız. Bu yazılımı da ilgili olan kısımlar, yani yerel yönetimler, ilgili kurum, kuruluşlar, meslek odaları vesaire, bunlar herkes altyapıları tamam olacak. Ve ondan sonra siz bunu uygulamaya koyduğunuzda da rahatlıkla bunu sonuçlarını alabilirsiniz. Şimdi program çalışmıyor. Mevcut var olan programda eksiklikler var. Yerel yönetimleri eğitmemişsiniz yeterince. Yerel yönetimlerde biraz önce Sayın Bakan ifade ettiği gibi mühendis sistemini öngörmüyorsunuz. Mühendise ne gerek var? Yani mühendis okullarına gerek yok diyoruz. Teknisyenler ön plana çıkarıyoruz. Ama arkasından da tutuyoruz. Mühendis okulları açıyoruz. Fakültelerde mühendis okulları açıyoruz. 140 tane makine fakültesi oluşmuş arkadaşlar. Yani ne olacak bu? Yani bir taraftan mühendis istihdam etmiyorsunuz. Mühendise ihtiyaç duymuyorsunuz. Sanayisizleşmeyi ortadan sanayiyi ortadan kaldırmışsınız. Sanayileşme yok. Öbür taraftan mevcut var olan düzenlemelere baktığınız zaman ülkenin %70, totalde %70'e enerjide dışa bağımlısınız. Dışa bağımlı olduğunuz bir yerde işte biraz önce söyledim, tüketimde dünyada 24. sıradasınız. Bu kadar elzem, bu kadar ihtiyaç duyulan büyük, çok büyük bütçenizin büyük bir kısmını ithal olarak, doğu girdiği olarak bunlara veriyorsunuz. Yani bu ithal ettiğiniz bu ürünlere veriyorsunuz. Bu kadar önemli. 9 milyon, 10 milyon yapı stoğunuz var. Bu yapı stoğunuzu düzeltmeyi bir tarafa bırakın. Belki de burada Antep'te de muhtemelen başlamıştır. Yalıtım değil mi? Yani çok bir furya da gidiyor. Şimdi bu neye göre yalıtım yapıyorsunuz? Kaç santimlik yalıtım yapacaksınız? Ne kadar ısı kaybınız var? Nasıl olacak bu? Yani bunu kim ölçüyor? Kim değerlendirdi bunu? Nasıl bir sistemle bu, siz bu yalıtım yapacaksınız belli değil. Piyasaya düşmüş ticaretçiler, yani bu işin ticaretini yapan, bu ürünleri satanlar, işte sizin binalarınızı mutlaka yalıtılması lazım. İki, şu anda yeni tasarlanacak ve projelendirilecek binalar ile mevcut binaların yazılım programların birbirinden ayrışması lazım. Aynı yazılım programla mevcut binaları şey yapamazsınız, tespit edemezsiniz. Yani örneğin varsayarak ki şu andaki bizim BEPTR'ye tanımadığımız bu programımız çalışıyor olsa bile mevcut binaları bunlarla tespit edemezsiniz. 10 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık bina var. Elinizde projesi yok, hiçbir şey yok. Yeni etütler yapılacak. Efendim şirketlerin bununla ilgili çalışma yapması lazım. Tespitlerin yapılması lazım. Mevcut kullandığınız araç geleceği, yani kazanıydı, pompasıydı vesairesiydi, bunların hepsi kötü bir durumda. Asansör, kullandığınız asansörler bile şey değil. Kaçak asansör kullanıyorsunuz. Mevcut asansörlerin ne kadar sağlıklı olup olmadığı bile değildi. Yani bir bütün olarak enerji verimliliğini sağlayabilecek, daha tasarruf edilebilecek olan aksam araç gereçlere baktığınız zaman zaten büyük, büyük bir problemle karşı karşıyasınız. Şimdi bütün bunlar ortada dururken çok hızlı bir şekilde nasıl bir karar alındı bilmiyorum. 2011'in başından itibaren mutlaka ve mutlaka şeye geçilecek denildi. BEPTR'e yazılım devreye girecek denildi. Bakın yine altını çiziyorum. BEPTR, yani enerji kimlik belgesi bir binanın bir sonucudur. Bu çok önemli değil. Sonuçta biz mühendisler, biz mimarlar eğer bir binayı tasarlayacaksak tasarımı, projelendirilmesi ve bunun yapımı da yapım sürecinde dahil olmak üzere bir bütün olarak sağlıklı bir şekilde bunu hesaplamak zorundayız. Şimdi hesapladığınız bir şeyi de sonucuna bakmalısınız. Yani ben nerede yalıtım yapmalıyım? Nerede burayı işte binanın dış kabuğunda mı yapacaksınız? Tavanda mı yapacaksınız? Pencere büyüklükleri mi düşürecek? Kullandığınız ısı cam mı değişecek? Farklı bir cam mı kullanacaksınız? Elektrik olarak kullandıklarınızı farklılaştıracaksınız. Şimdi bütün bunları hesaplanıp bir çıktı alın
almalısınız ki oradan bir değerlendirme yapmalısınız, tekrar projeye dönmezsiniz. Şimdi bunlar alınmıyor. Alınamadığı için de defalarca söyledik ya, bu programı durdurun. Ne zaman hazır olabilirsiniz? Biz hazırız. Bakanlık hazır değil. Biz hazırız. İşte bakın biz, şimdi biz mühendisler olarak sonuç olarak şu anda bir proje yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Ben bir bina ile ilgili olarak örneğin makineci insan, mekanik tesisat alanında bir proje yapıyorum zaten, yapıyorum şu anda. Şimdi benim kullandığım kazanın, benim kullandığım blörörün, benim kullandığım pompanın verimlilik açısından ölçümünü yapabilmem için oradan bir çıktı almam lazım, bakmam lazım ona. Örneğin yalıtım şu anda... Su yalıtımı ile ilgili olan TKP TSS 125 dediğimiz bir yalıtım programımız var. Zaten yönetmenliğimiz var. Buna göre uygulamalar yapılıyor. Ama şimdi program üzerinden gittiğimde benim yaptığım o hesaplamaların, o yalıtımın yalıtımı kanallaştıracak mıyım, düşürecek miyim? Cam büyüklüklerini küçültecek miyim, büyütecek miyim? Sonuçta benim bir çıktı alarak orada bir bakmam lazım ki ne yapacağımı. Burada bu program şu anda çalışmıyor. Biz de diyoruz ki bakanlığa bu programı durdurun, bunun altyapısını sağlıklı bir şekilde yapalım ve ama bunu tek başına ben yaptım olduğu mantığıyla yapmayın diyoruz. Tarafları çağırın. Bunun tarafları kimlerdir? Bunun tarafları mühendislerdir. Yani nedir? Projecilerdir. Tesisat Mühendisleri Derneği var bu işin içerisinde. Kazancılar var bu işin içerisinde. Pompacılar var bu işin içerisinde. Klimacılar var bu işin içerisinde. Yani neyse bunun tarafları kimlerse bu tarafları masanın etrafına gelelim ve birlikte elimize taşın altına koyalım. Biz makine mühendisleri odası yani Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı ilgili odalar biz hazırız burada. Ama şimdi biz görüş sunduk. Bu BEPTERE programı çıktığından beri 7 ya da 8 seferdir yazılı olarak oda görüşleri sunulmuş bakanlığa. Onu beklemeyeceksin. Ne yapacağız? Kan kaydı devam ediyor. Kan kaydı her gün devam ediyor. Valla bununla ilgili Sayın Bakan, bununla ilgili biz bir sunum da yaptık. Bir de öneri de getirdik. Şu anda dünyada uygulanmış olan yazılı programları var. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. İşi yazıya dökmeyeceksin. Ankara'ya ekiple gidip orada işi bitireceksin. Oradayız zaten, Ankara'dayız. Biz de Ankara'dayız zaten, fark etmiyor. Vereceğim. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu mevcut binalarla ilgili olan durumda sadece tespitler var arkadaşlar. Yani sadece mevcut binanın tespitini yapacaksınız. Burada işte A sınıfı çıktı, B sınıfı çıktı, C, D, E neyse ne çıktıysa bu. Herhangi bir satış durumunda, ona göre bir fiyatış durumunda, ona göre bir fiyatlandırma yapılacak muhtemelen. Ama burada bizim için önemli olan bizim iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım. Bir mevcut binalarla, eski binalar yani yeni binalara yazacağız. Her ikisinin programı birbirinden ayrı olacak ama bu programı sağlıklı bir şekilde altyapısı tamamlandıktan sonra bizim bunu devreye sokalım. Bunun için de mevcut bu uygulamayı durdurmalıyız. Hızlı bir şekilde de ne yapacaksak, kimlerle bir araya gelecek, hep birlikte geleceğiz ve bunu çözümle yapacağız. Benim söylemek istediğim bu. Ve bunu da zaten öneriyoruz biz. Şimdi salondan söz almak isteyenler var. Biz panelimizi bitirdikten sonra bir kapanış oturumu yapacağız. Orada yine salondan tüm paneller ve forumla ilgili görüş öneriler varsa orada tekrar alacağız. Şimdi vakit kaybetmeden panelistlerimizin cevaplarını almak istiyorum ben. Buyurun Sayın Yine Yeşil. Öncelikle yazılım konusunda başlamak istiyorum. Yazılım BEPTERE yazılımı ikinci versiyonda paket program aşamasına geçecek. Ama bu bana sorarsanız ne zaman bitecek? Ben size şu an bir zaman dilimi veremem. Yaz bunun çalışmaları başladı ve çok süratle çalışmalarını başlattı. Paket programımız bir XML dosyası halinde bakanlığın serverına gönderilecek şekilde planlamaktayız. Yani herkes ama isteyen paket program alacak, isteyen BEPTERE'yi hala kullanmaya devam edecek. Paket programları da akredite olmuş kuruluşlar tarafından onaylanmasını isteyeceğiz. Bunun çalışmasını gerçekten hızla sürdürüyoruz ama bize verilen tarihi söylemek istemiyorum. Yani şu an kısa zamanda çözülecek bir şey değil. Yalnız BEPTERE'nin iyileştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. BEPTERE
Nisan ayına kadar ya çok kötü gitti biliyoruz, kabul ediyoruz ama Nisan'dan beri 64 bite çıkarıldıktan beri problemler bayağı azaldı. Yazılım esnasındaki problemler çıkmaya başladı. Bunu da iş programının içine aldık. Her gün bize iletilen problemleri biz yazılım firmasına iletiyoruz ve bunların düzelmesi için de gerçekten gayret ediyoruz. Yani burada söyleyeceğim bu kadar. Şu ana kadar yazılım iyi gitmediği için alt tarafında neler vardı bilemiyorduk. Çünkü giren sisteme bir daha giremiyordu. Biliyorum insanın ömrünü tüketecek durumdaydı yani. Ben de giriyordum, ben de sinirleniyordum girerken. Ama şu an sistemin hızı bayağı düzeldi. Şu an yazılımda hangi problemler var onu görüyoruz. Onu da iş programının içine aldık. Haziran ayının sonuna kadar bunların bir an önce düzelmesini biz de umut ediyoruz ve arzu ediyoruz. Şirket bunu bize ücretsiz yaptı, İzoder firması. Problem oradan çıktı Sayın Bakanım. Ben bedava yaptım. Kim kime bedava yaptı? Efendim? İzoder. Neden İzoder? Bir saniye arkadaşlar. Neden İzoder? Talip onu yapmak. Bakın İzoder'in yaptığı ne enteresan bir şey var. Sayın Başkanım dinleyin. Ben bu uygulamacıyım, sahacıyım, projeciyim, ailecek mühendisim. Şunu söyleyeyim. Isı yaptı projesini çıkartıyor muyuz? Çıkartıyor muyuz arkadaşlar? Peki EKB bana artı olarak ne veriyor? Bir ben, kişi yani oturalım. Aydınlatma. Teknik. Aydınlatması. Önlüklük enerji uzmanı. Bakanlıktan bir kişi benim karşıma çıksa, birebir keşke milletvekillerini de böyle seçsek, birebir bu yasa, uygulama, pratik, uluslararası durumda hodri meydan benimle tartışsın. Bunu da bilen belirli şahısları da karşı karşıya koyalım. Isı altında A, B, C sınıfını çıkartıyor muyum? Yeni binalarda? Evet. Enerji kimlik belgesinin uygulamasını yapıyorum. Ne getiriyorum oradan? Soğutma. Türkiye'deki saydığınız binalarda ne kadarında soğutma var? Yok. Neden sanayicilerimiz bu programı İzoder'e hazırlattık? Peki İzoder enerji kimlik belgelerinde İzoder'in ait olmayan firmalarda landa ısı yalıtım değerlerde neden bir üst kurdan verdi? Projeye giren bir sürü mühendis arkadaş manyağa çevrildi. Isı yalıtım landa değerlerinde. Yazık değil mi bizlere? Bizler zaten efendim bu şehirde müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? Maliye Bakanlığı'na da seslenelim. Bir proje yaptık Gaziantep'in içerisinde. Bu Türkiye'de de var. %50-60 iskonto ile yapıyoruz. Mimarlara çalışmaktan usandık. Dördüncü sınıf adam olmaktan usandık. Makine mühendisleri olarak enerji kimlik belgesi çıktı dedik. Bundan dolayı 5-10 kuruş kazanırız dedik. Bu mali bir portföye ülkemize de faydası olur dedik. Yahu başlamadan neden geçiyorsunuz? Yine mi sermayeye teslim olacağız? Ya bence haksızlık. Efendim haksızlık. Beftere sevabıyla, günahıyla toplumda bir enerji verimliliği bilinci de oluşturdu. Yani kötü de çalışsa, siz iyi de çalışsa. Biz oluşturduk. Isı yalıtımlarıyla bakanlık oluşturmadı. Biz enerji verimliliği konusunda bence bilinç yarattı Beftere. Ha biz mühendisler yaratacağız. Hadi ya, sadece Kurtlar Vadisi'nde biz enerji kimlik belgesini bekledik. Gece yarısı kaçta gidip de çıkarsınız diye. Doğru mu arkadaşlar? Bu da devlet politikası olması lazım. Nedir? Bu bölgesel ısıtma olabilir.
bölgesel ısıtma yenilenebilir enerjiyle destekleyebilirsiniz. Bu türlü bütüncül çözümler lazım. Avrupa'da insanların evi C sınıfı çıkıyor hiçbir şey yapmadan sırf bölgesel ısıtma yaptığı için. Böyle çözümler bulmak lazım. Yani yalıtım, sırf yalıtımla işte kısıtlı şeylerle kalmamak lazım. Bir de bunu da hiç bahsetmedim, ben de unuttum da ülkemizde henüz daha bir teşvik mekanizması yok. Bir kredi yok. Şekerbank veriyor krediyi, çok yüksek faizlerle veriyor. Devletin böyle bir politikası yok. İnsanlar evini yaptıracak, insanlara külfet getirecek ama buna bir destek yok. Ama siz büyüklerden nasıl konuşuyorsunuz? Nasıl? Emin ediniz ya büyüklerin bileni diye. Şimdi bu binanın daha fazla sıkıştı. Ama bu her yerde söylediğimiz bir şey. Yani teşvik mekanizmasını bir an önce oluşturması lazım. Devletin bunu politika edinmesi lazım. Aslında en güzel teşvik ihtiyaç olduğu için bunu yapmak. Herkesin cebini yakıyor. Dolayısıyla durumlarda o bahsettiğimiz noktaların hepsini böyle almıyor. Gelen günler de çağırıyor. Banka gelen günler de. Fakat onlar daha karlı değerlere gidiyor. Ama şu anda her şey müsait. Bence burada ortaya konuşacağımıza bir aksiyon planı yapalım. Görev verelim arkadaşlara. Çalışmaları yapsınlar. Fazla uzun bir şey. 3 sayfalık bir rapor yazacaksınız. Veya bir sayfaya düşürürseniz ben onu sizin ülkelerinize götürürüm. Avrupa ülkelerinde %25 gibi devlet sübvanse ediyor. Yani vatandaşın cebine parasını kendisi bırakıyor ama bizde öyle bir şey söz konusu değil. Bunları kapanış oturumunda da devam edebiliriz. Sizin başka... Ben 2017 konusuna geleceğim. 2017 bizim tasarrufumuzda olan bir tarih değil. Bu enerji verimliliği kanunuyla gelen bir tarih. Yani yönetmenimiz onun doğrultusunda çıkarıldığı için... Belediyelerin dediniz, belediyelerin onayı, yani belediyeler işi zora sokmak için ellerinden geleni yaptı. Kendisi formu onaylamadan bana renkli baskıyı getir dedi. Az önce gösterdim, enerji kimlik belgesini getir dedi. Ya sen formu onaylamamışsın ki, adam sana enerji kimlik belgesini nasıl getirsin? Yani belediyeler akla karayı seçtirdi insanlara, biz mecbur kaldık yani. Şahin Bey Belediyesi, Türkiye'nin büyük belediyelerinden. Şahin Bey Belediyesi, Yeni Mahalle Belediyesi. 700 bin nüfusu var, makine mühendisi yok, projelere elektrik verdi son ay. Bir tane ruhsat vermedi, Yeni Mahalle Belediyesi. 4 ay boyunca bir ruhsat vermedi, biz mecbur kaldık. İnsanları mağdur etmemek için. Tanay Hocam'a da sorumlu söz vereceğim. Son olarak bana da yöneltilen bir soru vardı. Tanay Hocam da konuşmasını yaptıktan sonra vaktimiz bir hayli ilerledi. Çok kısa bir kapanış oturumu yapacağız. Hiç ara vermeden. Ondan sonra da kısa bir arayla yemeğe geçeceğiz. Yok bu sefer enginar yedirmeyeceğiz. Tanay Hocam buyurun. Duyuluyor değil mi şimdi? Bu tabii teşvik etmek, çözümden yana olmak, demin hani söylediğim kamunun, yurttaşların vergisinden maaşını alan kamunun kamulaştırılmasıyla ilgili olan bir şey. Bunu önce bir kamulaştırmadan teşvik falan beklememek lazım. Yani büyüktür, küçüktür neyse, herkes öğretim üyesi ise kamu. Bunun bu çözümünden yana davranmak, teşvik etmek dışında. Orada yalnız benim eksikliğini gördüğüm, belki nedenini de açıklayabiliriz ama şimdi ulaşımda biz hep son kullanım verimliliğinden bahsediyoruz. Yani bir hizmet, sunulan hizmetin daha az enerji kullanılarak yapılmasından, ürün başına bir metre tekstil üretilirse onun en az enerji tüketerek sağlanması. Mevcut en yeni teknolojilerin bir an önce kullanılması. Bunun için Sanayi Bakanlığı'nda bir teknoloji izleme komitemiz mutlaka olması lazım. Yani imtiyazlı ortak ülkelere aktarılan kirli teknolojilere aktarılmaması için Sanayi Bakanlığımızda bir birimin sırf bu amaçla çalışması lazım. İki, ulaşımda
bir kişiyi bir kilometre en hızlı, en az enerji tüketerek işte kirletmeden çevreyi nasıl taşıyacağımızdan başlarsak, herkese birer araba verip bire iki anahtar vermekten falan söz etmeyiz o zaman. Yani oradan başlıyor. O felsefeyi bir kırmamız lazım. Sanayide de yani işte sanayi motorları, sen de biraz anlattığın kısmen, %80 daha az enerji tüketen motorlar var. Ben şeyle bazen elektrik işleri katılıyordu, bazen beni ilgili olduğum için bu Joint Research Center diye ortak araştırma merkezi var Avrupa Komisyonu'nun. Onun toplantılarına katılıyordum. Bir tanesinde dediler ki yani bir proje başlatacağız. Nedir? İşte verimli motorlar, Türkiye'den de siz katılır mısınız? Olabilir dedim. Bir bütçe hazırladık falan. Gitti. 3 ay sonra cevap geldi. Bulgaristan'daki şeyden, o projenin yürütümünden. Türkiye için bu proje uygun değilmiş. Sizi koymadık, çıkarttık dediler. Yani imtiyazlı ortak ülkede Avrupa Birliği standartında motorun kullanılmaması gerekiyor. Tasarım öyle, imtiyazlı ortak ülkede. Bunları bir aşmamız herhalde lazım. Mevcut en yeni teknoloji hemen, şimdi hemen kullanmamız lazım. Ertelemeden 2017 vesaire falan. Yani başka türlü şey yok bunun. Nedir ölçü konutlarda? Bir konutun metrekaresi başına yılda A sınıfı konut 50 kWh bölü metrekare kullanacaksa bütün yeni bina tasarımları, bütün onaylamalar, bütün şeyler öyle yapılmalı. Yani bunu ertelemenin bir anlamı olabilir mi? Yapılan bütün yeni konutlarda ruhsat verilmemeli eğer böyle değilse. Yani mevcut stokunda nasıl azaltılacağı, hangi şeylerle yapılmalı? Yani hakikaten çözümden yanaysak bu. Bunun hiç bir gün ertelemenin anlamı yok. Ben onu bir hani yöntem olarak önereceğim. Bu şeye baktığımızda size dağıttığım %100 yenilenebilir enerji felsefesinde deminki sorulara cevap olabilecek diye söylüyorum. Özel oturumlar yapıyoruz ilgili kuruluşlarla beraber. Web sayfasına girip bir bakabiliriz. Mesela Bülent Başoğlu 150 tane güneş pili patenti var arkadaşımızın Amerika'da. Silikon Valley'de bunu üretiyor uzay gemilerine falan. Onun başkanlığında güneş pili teknolojilerini yapacağız. Gündem güneş enerjisiyle proses ısısını konuşacağız. Mimarlar Odası'yla sıfır enerjili binaları konuşacağız. Arif Günar ve Enerji Yöneticileri Derneği ile sanayide enerji verimliliğini konuşacağız. EFTEK ile toplumsal maliyetleri konuşacağız. En büyük problemimiz bizim ülkemizde insan faaliyetlerinin neden olduğu toplumsal maliyetleri doğaya ve insan sağlığına kuruşlandırıp yatırım ve işletme maliyetleriyle beraber hesaba katmamamızdan kaynaklanıyor ki Avrupa bunu 93 yılında yaptı. Externe projesi 15 ülkede yatırımların doğaya ne kadar tahrip ettiğini kuruşlandırdıkları için artık mesela çimento fabrikalarını Fransa'da kuramıyorsunuz. Burada gelip satın alıp kuruluyor. Ece Özdemiroğlu ile 93'te bunu yapan ekip Türk bir arkadaş İngiltere'de. Onun başkanlığında yapacağız. Çevre Mühendisleri Odası ile iklim değişikliği, Marmara Belediyeler Birliği ile sıfır karbonlu kentleri konuşacağız. Şu anda Birleşmiş Milletler şehir itibariyle. Türk Tabipler Birliği ile kirletici teknolojilerin sağlık etkilerini konuşacağız. Ve onun dışında rüzgar türbin teknolojileri falan. Yani burada konuşulmayanları konuşup hale getirmeye çalışıyoruz. Sizlerin de katkılarını bekliyoruz. Bunlardan bir tanesi de yenilenebilir enerjilerin depolanması. Biz Eurosolar olarak, Avrupa Eurosolar olarak her sene yenilenebilir enerjilerin ve enerjinin etkin kullanımının özgürleşmesi için yenilenebilir enerjinin depolanması gerektiğini düşündüğümüzden 5 yıldır özellikle aküler, büyük aküler, yani bu oda kadar bir akü bir adayı besliyor normal. Bu arada da rüzgar varsa rüzgardan yüklüyor. Güneş varsa güneşten, biyokütle varsa biyokütleden asıl akü teknolojisi. Ve bu mesela Japonlar biraz abarttılar. 50 megawattlık bir rüzgar çiftliğinin yanına 25 megawattlık bir NAS akü koyuyorlar. Ve böyle sağlıyorlar şeyi. Tabii ki pump storage dediğimiz
Hani suyun rüzgarla pompalanması, geri alınması, o da tabii doğal bir, daha doğal bir çözüm aslında. Hani barajlar vesairesinin dışındaki tartışma olarak söylüyorum. Böyle bir şey var. Yenilenebilir enerjinin depolanması hakikaten fosil ve nükleerden özgürleştirecek yenilenebilir enerji bir teknoloji. O da her sene biz Kasım'da düzenliyoruz Berlin'de. Gene web sayfamızdan hani ilgilenenler bulup oraya katılabilir. Son olarak da bu tabii bakanım da biliyor aslında. Ben yaklaşık 79'dan beri, 80 yılından beri enerji uzun vadeli stratejik modellemenin gerekli olduğunu ve bunun OECD'nin ortak diliyle karşılaştırılabilir yapılmasını hep öneriyorum. Hatta biz Sayın Orhan Güvenen'in imzasıyla Kocaeli'de, Kocaeli Valimizin desteğiyle girmiştik o projeye. Ben de katılıyordum, birikimleri aktarmaya çalışıyordum. Tabii bunu esas bakanlığın yapması lazım. Yani Tanay Sıtkı Uyar'ın işi değil, mühendis Tanay Sıtkı Uyar'ın, iktisatçı arkadaşlarımızın bu modelleme karar verme işi şey. Onu ne yazık ki Kocaeli Üniversitesi'nden Marmara Üniversitesi'ne geçerken burası aktarılabilir dedi, orası da gelsin dedi. Bir tanesini arkadaşlarımız düşürmüşler herhalde yere. Kocaeli Üniversitesi çıkabilir dediği için oraya yazı yazmışlar. İsmi bende var yazan arkadaşımızın. Hani oraya girdik, bedel ödemeden giriyorduk, çıkmışız. Hiç önemli değil, bakanlığın girmesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Bakanlığı'nın ve ilgili bütün kişilerle beraber uzun vadeli stratejik planlama yapması lazım. Onu ben hani özellikle tekrar söylüyorum. Belki ölene kadar da söylemeye çalışacağım. Bir de bu Sanayi Bakanlığı'nın teknoloji izlemesi verimsiz teknolojilerin ülkemize girişini engelleyelim. Yani Çin bugün 2,5 megawattın altında rüzgar türbün üretmek isteyenlere ülkesinde izin vermiyor. 2,5 megawattın üstünde buyurun üretecekseniz diyor. Bizim de başka ülkelerin terk ettiği teknolojileri onlardan kredi alarak ülkemize almayalım. Çünkü krediyi zaten biz ödüyoruz. Eğer biz ödüyorsak hangi teknolojiyi kullanacağımızı bizim karar vermemiz lazım. Başkalarından kredi alıyoruz diye onlara şey yapmamamız lazım. Evet, benim söyleyeceklerim... Sevgili Oğuz'un sorusunu cevaplandırmadı. Kime? Oğuz, onu tamam. Oğuz bekliyorum şey yapmasını. Şimdi Oğuz arkadaşım... Şimdi ben nükleer santral işinin 78'de bittiğini söyleyeceğim. Kısaca. 1978'de nükleer santralları siparişler Amerika'da durmaya başladı. Ve bugüne kadar da yapılmadı. İşte kurulanlar da bitecek. 70'te petrol kriziyle beraber 73'ten itibaren nükleerler sipariş edilmeye başlandı. Yani bütün sipariş edilenler o dönemde. Dün bir daha baktım, o dönemde sipariş edilmiş. 78'den itibaren de pahalı atıkları depolanamadığı için, işte yurttaşlar istemediği için, bir de kamu denetleyemediği için nükleer santralları, nükleerler durunca tekrar kömüre dönüp 80'deki OECD'nin teknoloji araştırmalarından biri de kömür su karışık yakıtların yapılması. Ben de hani nükleerde kafamı duvara vurdum, ne yapayım, kömür su karışımlarına gireyim dedim. Laboratuvar ölçeğinde 80'de geliştirdim. Aynı zamanda North Dakota'da da North Dakota kömürleri için yapılıyordu. Ve bütün kömürlerden numuneler alıp, içindeki nemi alıp, çünkü 2000 kilokalori kimse hani dokunamıyor, kullanamıyor. Onu 4000 kilokaloriye çıkarttım. Akışkanlaştırdım. Şeyin içine koydum. Yakıcısını geliştirdim. Hani temiz kömür teknolojilerinde yapılsın diye. Ama o iş bitti ve Kyoto şeyi geldi. Kyoto'ya sen tabii karşısına ama imzaladı ülkemiz. İmzalarken de merak etmeyin, termik santralların yapılmasına izin verilecek Türkiye'nin diye imzalandı. Yani öyle açıklandı. Hatta Taksim'de göbek attı bazı arkadaşlarımız. İşte değişik partilerden imzalattık, hallettik falan filan diye. Yani itiraz etmem fark etmiyor. İmzalandı o zaten. İmzalandı ama zararı şu anda yok. Hocam, sizin o teknolojiyi kullanabiliriz. Siz onu ortaya çıkartın. Hayır, o teknoloji... Hocam o teknoloji zaten... Yani o teknoloji de bitti, onu demek istiyorum. Yani bu temiz kömür teknolojisi... Ama kömür duruyor yerin altında. Duruyor yani, kömür temizleme işini yapabiliriz ama
onu basınçlı kaplar, temiz kömür teknolojileri, basınçlı akışkan yataklar, basınçlı gazlaştırıcılar, basınçlı sıvılaştırıcılar, o teknolojilerin gelişimi durdu, artık kullanılmıyor. Problem orada yani. Benim ikinci defa kafamı duvara vurduğum bir şey oldu. Tezim duruyor. Yani Türkiye'nin yiğitlerini hakikaten yakmak istersek, ben GEMA'da falan söyledim. GEMA'nın genç madenciler o zaman İTÜ'deki toplantılarda falan anlatıyorduk. Yani lütfen şu kömür su karışımına falan... Yani Çin mesela kömür diye gidecek, tabii onu durduramazsın. Hayır, sıfır emisyonlu Çin için biz modellerini kurduk ETSAP olarak, OECD. Yani olabilir, onlar olabilir ama biz Avrupa Birliği'ne uyum sağlama durumunda olan bir ülke olarak nasıl mobil santralı, Samsun'daki mobil santralı çalıştırdığımızda gidip Çevre Orman Müdürlüğü kapatıyor yani, insanlara zarar verdi diye. Ama tahkim anlaşması ve hazine garantisiyle biz onlara, siz anlatmışsınız, para veriyoruz. Yani pratik olarak Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde olan bir ülkede çalıştırılması mümkün olamayacağı için Yunanistan'da olduğu gibi. Yok hocam, öyle bir şey yok. Niye? Yani Avrupa Birliği'ne girecek de olsa kömürümüzü kullanacağız. Almanya'daki kömür santralını kömür kullanacağız. Almanya'dakiler kim kapatacak? Ha, onlar eski teknoloji. Çünkü, biraz keyifli yeni teknoloji. Ama yeni teknolojiye de kredi vermiyor. Şu anda Avrupa Birliği'nin kendisi kömür kullanıyor. Almanya kullanıyor. Hepsi kullanıyor. Yani İngiltere kömür madencilerinin yeri. Yani kullanılmaktaydı ama yenilerinin yerisine kurmuyor. Şimdi burada yenilenebilir enerjinin yasasını da çıkaran, verimini çıkaran biz kömürün de kullanmasını istiyoruz. O tabii kaynağımız bizim. Dolayısıyla biz şimdi makine mühendisleri, işte elektrik mühendisleri, maden mühendisleri, endüstri, onları da bir araya, kimya mühendisleri bir araya alarak kömür üzerinde yeniden bir çalışma yapalım. Çünkü kömür zaten şu anda devamlı itekleniyor. İtilen katılan bir... Basınçlı kaplara, temiz kömür teknolojisi... Sadece basınçlı kap değil. Gazlaştırılmaya da girilir. Yerinde gazlaştırma sistemleri var. Akışkan yatak var. Yani biz o kadar çevreyi... Kol, beri, meteğin falan var ama yani şu anda... Yok yok, ben size şunu demek istiyorum. Yani biz rüzgar, güneşi yapalım. Siz zaten bu konuda çok iyisiniz. Kömür konusunu da destekleyelim. Evet, bu benim zaten konum. Hazır. Şu an hocam, bir şey yapalım. Hayır, paralelden sonra... Devam edelim mi? Yani şu anda süremizi çok açtık. Şu anda yapmak isteyen arkadaş varsa, ben bütün kömürlerden kömür su karışımı yapıp yapıcısını geliştirdim. Var yani. Varsa hemen hemen gelsinler. Ayrıca da Kyoto bu haliyle engel değil. Benim özellikle sorum. Biz Kyoto'yu tam imzalayan, her şeyi imzalayan ülkemizde değil. 2012'de bu sene bu sene konuşulacak daha. Yani vergi mi gelecek, ne yapacak bilmiyoruz. Belki de bir dakika hocam, şey yapalım, biz paneli kapatalım, bir de kapanış oturumumuz var. Çok stratejik bir konuda bir şey söylemek ihtiyacındayım. Hocam çok, yani, salon diyecek ki... Yok, onlar alkışlarla şimdi beni zaten... Çok stratejik bir şey söyleyeceğim. Yoksa söz almazdım yani, aklınıza sığınarak. Hatta 3 tane stratejik bir şey söyleyeceğim. Yok. Al bakın, çok temel bir şey söyleyeceğim. Şimdi çocuklar, bir, çok affedersiniz. Bağışlarsanız, çok önemli olduğunu düşünmesem söz almazdım. Bir, 1980'e varmadan Amerikan NASA'sı dünyanın etrafına güneş panelleri yerleştirmek suretiyle yaz-kış dünyanın enerji ihtiyacını sağlamaya hazır olduklarına dair benim ve Türkiye temsilen bulunduğum bir Kanada'daki, Montreal'deki bir toplantıda projelerini getirip anlatmışlar. Ondan sonra bir daha sesleri sedalı çıkmadı. Güneş. Kevan Barajı kadar santraller koyacaklardı, paneller koyacaklardı. Çıkmadı çünkü egemenler müsaade etmedi. Bunu bir anlamak lazım. Bu bir. Çok temel bir şey. Yani zenginleştiniz, ziyafettiniz sevgili Hilmi, sevgili bakanımız. Bu bir. Bunu dikkatinize getireyim senin gitmeden önce. İki, çok stratejik bir şeyler söyleyeceğim. Benim sevgili hocam Profesör Liski, 90'ların başlarında MIT'ye gitmişti. Füzyon çalışıyordu. Yani oradaki doktora öğrencilik yıllarından itibaren terk ettiler. Füzyon üniversitesi hiç gündeme gelmedi. Yani yıldızların, güneşimizin nükleer kaynaşma, çekirdeksel kaynaşma enerjisi hiç gündeme gelmedi. Terk ettiler çünkü. Çok ilerideki tarihlere bıraktılar. Bunu da dikkatinize getireyim senin. Üç, daha da temel bir şey söyleyeceğim.
egemenler ABD'nin bugün Pentagon'un iki tane temel stratejisi vardır. Bir, drain OPEC oil first. Önce dışarıdaki petrol tüketir. Doğal gazı tüketir. Doğal gaz gündeme geldi. Bunu hiç unutmamak gerekiyor. ABD, yani egemenlerse bir şeyler dayatıyorlar bu bağlamda. Aynı bağlamda Avrupa enerji açısından kuraktır. Gelip Pentagon'un Irak'a yerleşmesinin temel sebebi budur. Bakın kaç tane, bir taşta kaç tane kuş vurmuştur. Avrupa'yı yakaladığı enerji can damarından, 140 dolara kadar yükseldi fiyatlar. 35 dolar olduğu zaman ayağa kalkanlar sesleri çıkartamaz oldular. Çünkü o zaman petrolü satın alanlar, petrolü satanlar oldular. İki, Japonya'yı yakaladı. Kuzey Amerika'yı, Kanada'yı da yakaladı. Kendi halkı üzerine de para transfer etti. Üç, Rusya Federasyonu'na rüşvet verdi. Şimdi bu denklemleri iyice yerli yerine oturtmadan çok fazla kıvıldama şansı yok. Demokratikleşmeyi onun için, temsiliyet bunalımı aşmayı da onun için fevkalade temel sayıyor. Türkiye'nin bugün en temel sorunu da temsiliyet bunalımıdır. Demin az önce de anlaştık bu konuda. Çok teşekkür ediyorum bu konuda. Panelimizi nihayet sonlandırıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi ara vermeden kapanış oturumuna geçeceğiz. Şimdi çok kısa bir plaket şeyimiz olacak, görevimiz olacak. Hemen arkasından kapanış oturumumuz olacak. Kısa bir kapanış oturumumuz olacak. Ali Ekber Çakar tarafından yönetilecek olan. Buradan ayrılmamanızı temenni ediyoruz. Hatta arkadaşlar dışarıda mola vermiş katılımcıları da buraya çağırırlarsa kapanış oturumunu da yapıp forumumuzu bitireceğiz. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu saatlere kadar sayın panelistlerimizle bizle birlikte bize aktardıkları değerli bilgiler için de onlara ayrıca teşekkür ediyor. İkinci panelimizi burada kapatıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi söz salonu her iki panelde dahil olmak üzere görüş ve düşüncelerini belirtmek isteyen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız varsa çok kısa, öz ama çok kişi konuşarak hızlı bir şekilde bu oturumumuzu da tamamlamak istiyoruz. Daha sonra da bir değerlendirme, bir toparlayarak oturumu kapatmak istiyoruz. Evet, buyurun. Söz salonu sizin. Düşüncelerini aktarmak isteyen arkadaşlar. Efendim? Panelistler hariç olmak üzere. Evet, panelistler hariç olmak üzere. Biz mühendisleriz çünkü sonuç olarak zamanı iyi planlamak durumundayız. Onun için de meslektaşlarımız konuşurken zamanı ekonomik kullanacağız. Ama herkesin de konuşmasını arzu ediyoruz. Evet, buyurun. Şimdi ben bugün buraya gelirken uzun bir süreden beri bir türlü çözemediğim bir sorunla geldim. Fakat bu sorun Sayın Hocamız Tolga Bey'in açıklamasıyla farklı bir boyut kazandı. Ben önce sorumu anlayamadım, soruyu söyleyeyim. Sonra da peşinde Tolga Bey'in söylediklerini tamamlayayım. Şimdi bilindiği gibi mühendislikte okurken
Hiçbir şeyin geri dönüşümü olmadığı söylenir tarım dönemlik kuralı. Yani 1 kilovat elektrik üretmek için aynı akışkanı tekrar bir potansiyel kazandırarak yine aynı 1 kilovatı elde edemezsiniz. Yani hiçbir şey dönüp geri dönüşümü değildir. Termodinamik kuralı bu. Şimdi bilindiği gibi derelere lisanslar verildi. Küçük boyutlu hidroelektrik santralleri. Bunların içerisinde bazıları da bu prensiple çalışıyor. Ve bunu ilk duyduğumda şiddetle mühendis olarak karşı çıktım. Yani bunun adı üretim değil, tüketimdir. Yani siz potansiyeli yetersiz olan bir akışkana bir potansiyel kazandırmak için sonuçta bir pompaya bir elektrik tüketimi kullanarak da bir potansiyel enerji kazandıracaksınız. Ve bunu da tekrar bir potansiyeli elektrik enerjisine çevireceksiniz. Türbinler vasıtasıyla. Bu ticari değil. Teknik de değil. Diye düşündüm. Ama bunu biraz daha araştırdığımda bunun ticari olduğunu öğrendim. İlginçtir. 3 zamanlı sayış tarifesi var ülkemizde. Elektriğin çok ucuz olduğu saatlerde akşam saat 10'dan sabah 6'ya kadar pardon bu saatlerde motopomp kullanarak tüketilen enerji ve bu akışkana bir potansiyel kazandırılıyor. Elektriğin çok yoğun olarak tüketildiği ve pahalı olduğu akşam 5 ile 10 arasında elektrik üretiyoruz. Yani ben pes dedim mühendis olarak. Herhalde bütün mühendis arkadaşlar bir şey düşünüyor. Yani bunun adı üretim değil, tüketimdir. Buna böyle bir şeyden ziyade planlama yapmak gerekmiyor. Yani bu zamanlamaları daha düzgünlü bir şekilde bir planlama yapmak suretiyle endüstriyel tesislerin bu saatleri, ucuz saatlerde çalıştırılması ya da başka bir şekilde bunu yapmak daha doğru olur diye düşünüyordum. Fakat Sayın Hocamız maalesef işte üretilen elektriğin depolama sorunu, maliyeti çok yüksek olduğu için bu fazla olan saatleri, yani akşam saat 10, sabah saat 6 arasındaki fazla enerjiyi kullanarak bu pompanın mantıklı olduğunu söyleyince yani şaşırdım kaldım. Bu da mantıklı, doğrudur. Ama halihazırda hidrolik santrallerimiz zaten var. Buralarda bu şekilde kullansak da bu derelere özgürlük sunsak bu daha mantıklı olmaz mı? O derelere bu şekilde potansiyel enerji kazandırarak çevreye büyük zarar vermek bence mantıklı değil. Var bir sürekli hidrolik santrallerimiz var. Madem ki 6 sabah akşam 10'dan sabah 6 arası elektrik fazlalığımız var. Bu dolu sabahtan türbinden çıkan suyu tekrar geri yukarı pompalayalım. Gayet mantıklı diye düşünüyorum. Sayın Bakanım teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet başkan. Evet, konuşacak arkadaşımız, düşüncelerini, duygularını belirleyecek arkadaşımız. Kısa, öz, net. Evet. Yorduysanız ben toparlayıp kapatalım. Evet, buyurun arkadaşımız da orada. Öncelikle merhabalar herkese. Ve bu konuşma için, bu panel için herkese teşekkür ederim. Ben Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisiyim. Öncelikle ben makine mühendisliği seçme aşamasında otomotiv ve uçak mühendisi olmak üzere seçmiştim bunu. Ama 2 yıl önce hazırlık sınıfında TÜBİTAK Formula C yarışları, bu Solarcar bilirsiniz belki, Güneş Enerjisi'nde çalışan arabalar. Onun bir teknik tasarımıyla ben kare kare araba çizerdim böyle kendimce. Sonra enerjiye yoğunlaşma böyle bir kafamdan bir şey geçti yani. Duygun düşünce, enerji adına oluyor yani. Ülkem adına ne yapabilirim enerji? Böyle işte güneş enerjisiyle çalışan bir araba yapayım. Kendi evime de düşündüm. İşte çatılara paneller koyayım diye. Kendi enerjimi kendim üreteyim yani. Kimseye bağımlı olmayayım. Hatta bunu yurt dışında görmüştüm. İnsan ürettiği enerjiyi hem kendi kullanıyor hem de dışarıya satıyor belli bir miktar, belli bir ölçü kaidesinde. Ben böyle düşünüyorum ama diğer arkadaşlarım böyle düşünüyor mu bilmiyorum. Bugün bazı şeyler gördüm. Daha da böyle ufkum açıldı. Acaba diyorum hani böyle öğretim üyeleri de var aramızda biliyorum bunu. Şey yapsak da bu sorunları belli bir hale getirsek ve üniversitelerde böyle bizim TDP adına bir şey var yani toplumsal duyarlılık ve proje derslerimiz var. Bunlar da birer saatlik yani kredisi olmayan bir ders de olabilir. İsterseniz krediyi koyun ki öğrenciler önemsesin bunu.
Yoksa önemsemiyorlar. Belki benim gibi düşünmeyen arkadaşlarım olabilir yani. Sadece krediyi önemseyen arkadaşlar olduğu için. Böyle olduğu zaman biz sorunları temelden görelim, ona göre çözümler üretelim. O çözümleri de gelip böyle ülkemiz adına daha faydalı, daha böyle Türkiye'nin adına dünyada duyurabilecek şekilde kullanırsa daha mantıklı olmaz mı yani, size söylediler. Yani herkesin bundan kendine bir pay çıkarırsa, belli sorunları işte, yani ne bileyim, yani temelde bu, yani makine mühendisler odası olsun, hem olsun, elektrik mühendisler odası olsun. Ya da sadece bu odalar dışında kalmayın, gelip okullarda bize böyle konferanslar verseniz, millet bilinçlense yani, öğrenciler de kendi adına belli projeler oluşturup bunları çözmeye kalkışsalar, daha güzel olmaz mı? Teşekkürler. Şimdi size bir soru. Doğru söylüyorsunuz. Sonuç olarak eğer bir önümüzde bir hedef varsa ve yapılmasını, yani bir kültür oluşturmayı düşünüyorsak, bir paradigma geliştirmeyi düşünüyorsak, sonuçta bu mevcut özellikle geleceğimiz olan, yarın bir gün odamız üyesi olan siz değerli meslektaşlarımıza da bunu önemsiyoruz tabii, bu tip yaklaşımları. Biz makine mühendisleri odası olarak ve muhtemelen de elektrik mühendisleri odası olarak da, yani kurumsal anlamda üniversitede olan ilişkiler çerçevesinde bu tip projeleri hem destekliyoruz hem de bu projelere yönelik panel, konferans, seminer ve tarzı bu açımları ve duyarlıyız ve önemsiyoruz. Bu gerek oda bünyemizde, yani mekansal anlamda söylüyorum, isterseniz üniversitede bunu rahatlıkla verebiliriz, yapabiliriz. Ayrıca da üniversite yönetimleriyle kurduğumuz ilişkiler çerçevesinde hem makine mühendisleri, makine mühendisliğini tanıtmak anlamında, hem makine mühendisliği disiplin alanının genişliği itibariyle geleceğe yönelik neler yapılabileceğini, nelerin yapılması gerektiğini, öğrencilerimizin, öğrenci meslektaşlarımızın ufkunun daha bir açılması anlamında, daha geniş bir öngörü oluşturmak anlamında da bu tip bir seminerler, konferans ve panelleri yine üniversite yönetimiyle yaptığımız işbirliği çerçevesinde hem tanıtmak anlamında hem de diğer tarzda verebiliriz, veriyoruz da. Rahatlıkla buradaki oda yönetici arkadaşlarımız üniversite yönetimiyle kurdukları ilişki çerçevesinde bu isterse mekansal anlamda bizim kendi mekanlarımızda, bu mekanlarımız müsait bizim açımızda, isterseniz üniversite mekanlarında rahatlıkla bunları belli zaman aralıklarında, haftada bir saat, iki saat olabilir bir şekilde, diğer üniversitelerde çünkü yapıyoruz, burada da yapabiliriz. Evet, devam edelim. Buyurun. Adım Ali Beyazbayrak. Kahramanmaraş'tan geliyorum. Makine mühendisiyim. Almanya'da makine mühendisliğini bitirmiştim. İki yıldan beri bir projeyi sonuçlandırdık biz. Tamamen kendi kaynaklarımızla. Yer çekim sistemiyle çalışan bir projeyi gerçekleştirdik. Araştırma, geliştirme, ARGE, COSGAP, her yere başvurduk. Ne yazık ki projelerimizi orada oturaklara gizlemedik. Daha sonra İLENA kuruluşu, Dubai'de olan İLENA kuruluşu ile itibata geçtik. Bunlar Hollanda'da bir ekiplerini gönderdiler. Yapmış olduğumuz şu andaki prototipi incelediler. Ve iki hafta sonra bir daha geliyorlar. Bizim bu prototipi makinalaştırmamız gerekmektedir. Bundan dolayı büyük bir makinalaştırılması için bir yatırıma gerekmektedir. Bu konuda bize teklifler sunuldu. Bu projenin Hollanda'ya getirilmesi istenildi. Şimdi burada biz tıkanlık kaldık memleketinde. Arkadaşlar geliyor, iki hafta sonra İLENA kuruluşu geliyor. Ne yapacağız? COSGAP'a başvurduk, projemizi sunduk, yok. ARGE'ye başvurduk, yok. Projemiz çalışıyor, prototipimiz çalışıyor. Kahramanmaraş'ta çalışmaktadır. Bakan'a başvurduk, Sayın Bakanımıza başvurduk, Enerji Bakanımıza. Yok da var olmaz, varmadan yok olmaz diye cevabını aldık. Ama Hollanda'daki ekip geliyor, inceliyor ve beni oraya, bütün projeyi oraya götürmemi istiyorlar. Uluslararası patent aldık. $54,000 harcayaraktan. Ben yani bunu bir açıklayayım. Böyle bir sistemin içerisindeyiz. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın.
Evet, buyurun. Ya şimdi... Şimdi arkadaşlar, burada diğer arkadaşlarımız da vaktini almamak anlamında. Şimdi arkadaşınız açıklamasın. Sana merak eden arkadaşlarımız sorarlar dışarıda. Kendisine yemekte de zaten sohbet edeceğiz. Evet, siz konuşmak ister misiniz? Başka konuşmak isteyin, buyurun. Teşekkürler. Öncelikle herkese teşekkürler verdikleri çok güzel bilgiler için. Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde öğrenciyim. Ben deminki makine mühendisliği arkadaşın söylediği şeye ek olarak düşünmek istiyorum. Bu TÜBİTAK'ın düzenlediği güneş enerjisi çalışan araba artı hidrojen enerjisi çalışan araba yarışmasında bir arkadaşım yarışmaya katılımcı olarak gitmişti seyirci olarak. Ve orada şunu görmüştü. Hidrojenle çalışan biliyorsunuz suyusal diye bir motor var. Hidrojenle çalışan kontrol enerji elektrik veriyor DC elektrik olarak. Ve orada gördüğü bir standdaki görevli bir firmanın adı yazıyor. Almanya'dan bir firma, adını hatırlamıyorum. Yanına gitmiş, konuşmuş. Başındaki yabancı bir İngilizce olarak konuşmuşlar. Adamın söylediği şu, burada gördüğünüz bütün arabalarda kullanılan motor bizim. Yani fuyusal motorunu biz verdik. İçeride kullanılan motorlar da aynı şekilde dışarıdan anlıyor. Aynı şekilde güneş enerjisinde iyi yapmak isteyenler Kürsel diye firmadan, yine Almanya'dan paneleri alıyor. Kötü yapanlar Çin'den alıyor. Yani işler yapmaya çalışıyoruz ama üretim maliyeti madeni yüksek. Ülkemizde belki benim cahilimde bilmiyorum ama üretimi var mı? Güneş panelleri ya da bununla ilgili bir girişim var mı? İşler yapılacak mı? Yoksa yapılmayacaksa dışarıya sürekli para aktarmaktan farklı bir şey olmayacak gibi geliyor ona. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Başka. Değerli arkadaşlar, herhalde konuşacak arkadaş yok. Ben biraz şöyle toparlayayım, birkaç cümle de ben edeyim ve ondan sonra da oturumuzu kapatalım. Yaşadığımız coğrafyayı değerlendirdiğimizde, özellikle enerjinin yoğun olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın genel yapısına bakıldığında, savaşların geçmişe kıyasla bir değerlendirme yapılmak istediğinde, enerji savaşlarının daha doğrusu savaşların ya enerjiden dolayı ya da sudan dolayı çıktığını artık günümüz dünyasında rahatlıkla bunu gözlemleyebiliyoruz. Bugün Orta Doğu'daki iç savaşlardan tutun, Afrika'nın kuzeyindeki savaşlardan tutun, bizim bulunduğumuz coğrafyanın kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki, doğumuzdaki ve batımızdaki ülkelerdeki iç kargaşaya da bakıldığında aslında bunun temel nedenlerden bir tanesi enerji olduğunu hepimiz rahatlıkla görebiliyoruz. Enerjinin dünyada bu kadar önemli olduğu bir dönemde ülkemiz açısından değerlendirildiğinde doğal gazda %98 ithalat bağımlısıyız. Petrolde %92 civarında yaklaşık olarak yine ithalata bağımlıyız. Total enerji ithalatına genel olarak bakıldığında %70-72 oranında da bir ithalat bağımlısı olan bir ülkeyiz. Yine arkadaşlarımızın panellerdeki söylemlerden hareket ederek dünyada enerji tüketiminde 24. sırada bir ülkeyiz. Gelişmekte olan bir ülke açısından bakıldığında bizim açımızdan, bizim ülkemiz açısından enerjinin çok önemli olduğunu da biliyoruz. Yine biliyoruz ki özellikle sanayide, konutta ve diğer değişik alanlarda kullandığımız enerjinin girdi maliyetleri açısından da büyük bir yetim teşkil ettiğini yine hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla böylesi bir ortamda bizim diğer ülkeler açısından belki bir kıyasla yapabiliriz de ama özellikle ülkemizin bu çizdiğim panorama çerçevesinde enerji verimliliği bizim için olmazsa olmaz temel bir parametreden bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Onun için bu enerji verimliliğinin özellikle enerji tüketimi açısından bakıldığında konutlarda yine açılış konuşmasında ifade edilmişti %30-35 gibi. Yine sanayide %30'lar civarında, ulaşımda %25 civarında enerjinin tüketildiğini ve tasarruf açısından bakıldığında sanayide %20, konutlarda ulaşımda %20 civarında özellikle konutlarda da %35-55 arasında da bir enerji tasarrufu sağlanabileceği, yani enerji verimliliğini rahatlıkla sağlayabileceğimiz de bir aşikar. Şimdi böylesi bir ortam içerisinde özellikle taraf diye tanımladığımız
bir işin yürütülebilmesi için tarafların olması gerekiyor. Taraflardan bir tanesi kanun koyucudur. Yani mevzuat çıkaracak, düzenli bir mevzuat uyarlaması yapacak ve aynı zamanda çıkarılan bu mevzuat çerçevesinde uygulamaları denetimini yapacak. Yani piyasa gözetim ve denetimini yapacak. Öbür tarafta yine bunun uygulamasını sağlayacak olan yani diğer ayaklardan, bunlardan bir tanesi yerel yönetimlerdir. Bir tanesi meslek odalarda, yani onların üyesi olan mühendisler, mimarlardır. Ve onun bir diğer uygulayıcısı olan da yine toplumun diğer katmanlarında yer alan tüketicilerdir. Şimdi böyle bir saç ayağı içerisinde eğer bu enerji verimliliğini sağlıklı bir şekilde yürüteceksek bir kere toplumsal olarak bir enerji verimli kültürü oluşturmamız gerekiyor. Ama bu enerji verimli kültürünü oluştururken de buna bağlı olarak ve bunun paralelinde kanun koyucunun yasal mevzuatı sağlıklı bir şekilde yerli yerine oturtması lazım. Yani örneğin biraz önce konuşmanda da ifade edildi. Yani bir kombiciler gelip de eğer senin koyduğun metrekareyi ki doğru biliyorsan, o metrekareyi doğru bir şekilde koyduysan ve bir kombici yani bir grup, bir sermaye grubu gelip de kendi çıkarları doğrultusunda, ülkenin çıkarlarının ötesinde kendi sadece o bu grup çıkarları doğrultusunda eğer o metrekareleri yükseltiliyorsa yine öbür tarafta eğer siz bir yönetmelik çıkarıyorlar, bu yönetmelikte eğer bir takım tariflemeler yapıyorsanız, bazı cihazları tarifliyorsanız, sadece marka yazılıyor, sadece cihaz tariflemesi yapıyorsanız, bu toplumsal olarak bunun yürütülemeyeceği aşikardır. Yine burada hepimizin bir şekilde bildiği ve dünyada da uygulaması şu anda görülen, özellikle merkezi sistemler, bölgesel sistemler yapılırken, yürütülürken, bizim hala daha bireysel, ferdi ısıtmaya yönelik çaba içerisinde olmamız ya da bir takım mevzuat değişikliklerimizi bir takım sermaye çıkar gruplarına göre şekillendirmemiz bizim bu enerjide dışa bağımlı olan bu böylesi bir ülkenin bu enerji bağımlılıktan daha doğrusu dışa bağımlılıktan kurtulması pek mümkün gözükmemektedir. Benim en azından değerlendirme bu şekilde. Şimdi o zaman kanun koyucuya bir temel görev düşüyor. Kanun koyucu ilgili tarafları bir araya getirerek doğru bir enerji planlaması ve politikasını hayata geçirmek zorundayız. Yani bir taraftan tabii ki eğer hidroelektrik santralleri yapılacaksan bu hidroelektrik santralleri doğru bir şekilde yapılmalı. ÇED raporlarıyla vesairesiyle her yönüyle. Eğer öbür taraftan işte kömürü kullanacaksa, yerli kaynaklarımızı kullanacaksak bunun yerine doğru bir planlaması yapılarak bunun kullanılması lazım. Bütün bunları yapabilmenin temel koşullarından bir tanesi dediğim gibi doğru bir enerji politikasının ve bu enerji hem doğru bir tespitler yapan bu tespitler temelinde de doğru bir politikanın hayata geçirilmesiyle ancak mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Konuşmalarda da ifade edildi. Aranan bir kamu otoritesidir. İki kaynaktır. Üçüncüsü de teknoloji ise. Bugün bir kamu otoritesi varsayıyoruz. Var olması gerektiğini düşünüyoruz. Kaynak olarak bakıldığında yeni ve yenilenebilir bir enerji kaynakları açısından ülkemiz zengin bir enerji kaynağı sahiptir. İşte güneşliğiyle, jeotermal kaynaklarıyla, rüzgarıyla, işte haritalara bakıldığında, rüzgar haritalarına vesairelere bakıldığında ve özellikle Avrupa açısından bir ülke olarak yani bir coğrafya olarak değerlendirildiğinde çok daha fazla bir kaynağa sahip olduğumuz yine konuşmacılar tarafından, panelistlerimiz tarafından mevcut Avrupa'nın iki katı, üç katı gibi kaynaklara sahip olduğumuzu da ifade edildi. O zaman burada problem ne? O zaman burada problem bir teknolojidir. İkincisi özellikle de yerli teknolojinin geliştirilmesi, yerli kaynağın kullanılmasıdır. 90'lı yıllarda hatırlarız biz. Bir zaman bu Anadolu Aslanları, Kaplanları diye tabir edilen ve özellikle Maraş bölgesi dahil olmak üzere çok sıkça dile getirilen işte Anadolu Aslanları, Şahakanları, Kaplanları böyle yürüyor diye bir furya estirilmişti hatırlamaya çalışın. Ve yine o günün koşulları içerisinde Avrupa'nın ileri gelişmiş ülkelerin geri teknolojileri, atıl vaziyetteki teknolojilerini bizim ülkemizde rahatlıkla girişini biz olanaklara sağladık. Yasal mevzuatı da ona göre düzenledik.
Bugün Maraş bölgesi, bilmiyorum, burada arkadaşlar vardır. Özellikle tekstil açısından bakıldığında çok geri teknoloji ve hem enerji açısından fazla miktarda enerji tüketimini de içeren bir sürü makine, araç, cihazı ülkemize soktuk. Ama maalesef bunları şu anda kullanamıyoruz. Çünkü yedek parçası çok yeterli bir şey değil. Yani teknolojiyle, bu alandaki teknolojiyle geri teknolojilerde tam tersine ileri teknolojiye kullanabileceğimiz ama aynı zamanda da yerli üretimini teşvik edebileceğimiz bir sistemi de bizim birlikte oturtmamız gerekiyor. Şimdi dediğim gibi burada birinci temel görev kamu otoritesine düşüyor. Ama kamu otoritesi de şöyle bakmamalı diye düşünüyoruz. Çünkü buradan çıkan sonuçları böyle algılıyorum ben. Kamu otoritesi ben yaptım oldu, ben biliyorum, ben ne dersem o doğrudur mantığından ve yaklaşımından öteye. Tarafları bir araya getirerek bir masa etrafında hakikaten bilim adamlarımız var, üniversite, yani bu işin uzmanları var, sahada çalışan insanlar var, taraf olan meslek grupları var, meslek örgütleri var, çeşitli dernekler var vesaire var. Bütün bunları bir masa etrafında bir araya getirerek kamusal olan bir meseleyi nasıl ele alabiliriz, bunu nasıl çözebiliriz, birlikte bir tartışmamız lazım, birlikte konuşmamız lazım ve doğru bir enerji planlaması ve politikası ortaya koymamız lazım ve bu politika ve planlama çerçevesinde yolumuza devam etmemiz lazım diye düşünüyorum. Buraya katılan panelistlerimize, hocalarımıza, konunun uzmanlarına, siz değerli seyircilerimize, değerli meslektaşlarımıza, sabahtan beri hep birlikte bu salonlarda hiç yerimizden kalkmadan, usanmadan, üşenmeden dinlemeye çalışıyoruz. Konuyu algılamaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Daha çok yolumuz var diye düşünüyorum, çok işimiz var diye düşünüyorum. Çünkü bu öyle çok kolay algılanacak bir olay değil. Aslında biz mühendisler açısından önemli bir konu, önemsenmesi gereken bir konu ama maalesef sıkıntılarımız var. O sıkıntıları hayatın pratiği içerisinde çok rahat bunu izleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Dediğim gibi doğru bir enerji planlaması eğer yapabilirsek, doğru bir yol haritası, Muda deyimiyle iyi bir, doğru bir yol haritasını ortaya koyabilirsek yolumuza devam ederiz. Dolayısıyla da ülkemiz açısından, toplumumuz açısından, kamu açısından da önemli bir iş başarmış oluruz diye düşünüyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Makine Mühendisler Odası Yönetim Kurulu ve Elektrik Mühendisler Odası Yönetim Kurulu adına saygılarımızı, sevgilerimizi selam ediyorum.